Fethullah Gülen eğer bir terör örgütünün lideri ise sabah akşam kendi gazetesinde Fethullah Gülen'i övenler de aynı terör örgütünün üyesidirler, destekçisidirler, yandaşıdırlar. Şimdi biz bunların nasıl çalıştığını biliyoruz. Sabahtan beri attığı tweetler okuyoruz. Yargıya da başvuracağız. O paralel çakallar istedikleri kadar ulusunlar. Şu kadar, zerre kadar fikir kırıntıları yok kendilerinde. Bakınız bir şey söylüyorsunuz, size hakaretler yağdırmaya başlıyorlar. Bel altı vuruşlar yapmaya başlıyorlar. Çünkü hep böyle çalıştılar. Zamanında emniyet istihbaratı ellerindeyken de şunu bunu dinlediler. Onun bunun mahremine göz diktiler. Kulak dayadılar. Devletin kendilerine sağlamış olduğu imkanları kullanarak başkalarının özel hayatlarına, mahrem hayatlarına girdiler. Elde ettikleri bilgileri tehdit ve şantaj aracı olarak kullandılar. İşleri güçleri yalan ve iftira. Bu mudur basın özgürlüğü ya? İktidara gelmiş olsalardı ne yapacaklardı biliyor musunuz? Bu kayyuma şimdi karşı çıkıyorlar ya, kayyum nereden çıktı diye soruyorlar ya, ben hukukçu değilim. Hukukçu arkadaşlarımız burada, onlar söylesinler. Bunlar öyle bir hesap yaptılar ki, 17-25 Aralık darbesiyle hükümeti devireceklerdi. Başbakanın bileklerine kelepçe takacaklardı, hapse tıkacaklardı. Sonrasında da 17-25 Aralık darbesinden sonra şu an kayyum atamalarını var ya, onlar devreye sokacaklardı. Ama canlı bomba ellerinde patladı. Terör örgütüyle, PDE ile PYD'nin ve de PKK'nın nasıl kol kola olduğunu ispatlamaya gerek yok. Çünkü o kadar aleni, o kadar açık ki. Devletin bütün istihbarat kaynaklarında bu bilgiler var. Paralel polislerin PKK'ya nasıl çalıştıklarını, PKK'nın önünü açmak için, terör eylemselliklerinin önünü açmak için nasıl istihbarat paylaşımında bulunduklarına varıncaya kadar. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararında 3 tane ihlalden bahsediliyor. Kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Anayasa Mahkemesi basın ve ifade özgürlüğü konularında ihlal olduğunu tespit ettiğini söylüyor kısa kararında. Evet. Gerekçeli kararını görmedik ama yerel mahkemede, ağır ceza mahkemesinde yargılama yapılmamış, sonuçlandırılmamış. Belki yerel mahkeme diyecek bunda suç unsuru yok burada, yani. Burada, devam edecek bir yargılamayı, olmayan bir ihlali tespit etmek gibi bir şey olmaz. Burada suç unsurlarından bir tanesi casusluk değil mi en önemlisi yani? Tabii canım. Vatandaş 2-3 sene hapsi gerektiren bir suç işlediğimde içeriği boyluyor yani. Kimsenin de bir şey dediği yok. Ağırlaşılmış müebbet isteniyor. Yani bunda bence yetki aşımı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine girmeyen bir konuda karar verdiğini düşünüyorum.